Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de yapılacak Kudüs oylaması öncesinde üye ülkeleri maddi yardımları kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi. İşte bugün, bakın belki de şu anda başlamış durumdadır. Birleşmiş Milletler'de oylama var. Neyle ilgili oylama bu? İşte Kudüs'ü başkent yapmak veyahut da Amerika'nın kendi büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişimi. Ve ne yapıyor Amerika'nın başkanı? Tehdit sallıyor. Nedir bu tehdit? Diyor ki biz işte yüz milyonlar veriyoruz. İşte milyarlar veriyoruz. Bizim düşüncemizin aksine hareket edenler var. Bunların hepsini tek tek kaydediyoruz. Peki Amerika'ya ne diyorlar? Demokrasinin beşiği. Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız. Bizim kararımız bellidir. Ve tüm dünyaya da sesleniyorum. Sakın ha, böyle ufak tefek dolarlarla demokrasi mücadelenizde iradenizi birilerine asla satmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed'in tepki çeken sosyal medya paylaşımına ilişkinde konuştu. Fahrettin Paşa'yı ve Medine müdafasını bilmezsek, işte bir kendini bilmez çıkar. Bize Erdoğan'ın ecdadı işte böyledir. Yani adeta hırsızdır diyecek kadar adileşir, alçaklaşır, ileri gider. Bu adam neyin şımarığıdır? Petrolün şımarığıdır. Elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine'yi müdafaa ederken be terbiyesiz, senin ecdadın neredeydi? Sen önce bunun hesabını bize ver. Öte yandan bu yıl Profesör Doktor İlber Ortaylı, Göksel Baktagir, Yavuz Tuğrul, Ali Toy, Selahattin Kara ve Nurettin Topçu Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü.